Obezite gerçekten bir pandemi. Tüm hekimleri ilgilendiren bir sıkıntı. Yani sadece obezite ameliyatı yapan cerrahları, endokrin doktorlarını, dahili doktorlarını değil her türlü doktoru ilgilendiren bir problem. Neden? Çünkü beraberinde bir sürü hastalık getiriyor. Kataraktan tutun, kemik erime içsinden tutun, kemik dejenerasyonundan tutun, cinsel bozukluklardan tutun, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet hastalığı, malinteler bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor. O yüzden obezite ile hepimizin toplu olarak mücadele etmesi gerekiyor. Son zamanlarda obeziteli esten beri bilinen bir tedavi yöntemi vardı. Yaşam stili değişimi. Yani diyet ve egzersiz. Ama bunda çok fazla başarı sağlanamıyor ve sürdürülebilir değil. Son zamanlarda hepimiz biliyoruz ki cerrahi yöntemler ortaya çıkmaya başladı. Farklı cerrahi manipülasyonlarla hastaların kilo vermesi sağlanmaya başladı. Gerçekten etkili yöntemler. Ama doğal bir anatomi bozuluyor ve geri dönüşümsüz bir ameliyatlar yapılıyor. Bu dönemlere gelmemek lazım. Tabii ki son derece kötü duruma gelmiş bir hasta, uyku apne sendromu olmuş hasta, kontrol edilemeyen diyabeti olan hasta, kontrol edilemeyen hipertansiyon olan hasta bunlar cerrahi aday hastalardır. Ama arada kalmış bir grup var ki bu body mass indeksi biz 30-35 civar dediğimiz hastalar. Bu gruplarda bu ameliyatlar biraz ağır kaçıyor. O yüzden daha farklı tedavi yöntemleri geliştirilmeye çalışıyor her geçen gün. En son zamanlarda farmakolojik tedaviler çıkmaya başladı. Popüler olmaya başladı. Dünyada çoğu yerden onay almaya başladı. Bu farmakolojik, ajan, farmakolojik ajanlara e, ulaşabiliyoruz artık. Ama iyi takip etmek gerekiyor. Bunlar eczaneden gidip alınabilecek ilaçlar ama bu doğru bir şey değil. Bir hekim kontrolünde başlamalı ve hekime takip etmek gerekiyor. Bir diğer yöntem ilaç tedavisiyle cerrahi arasında kalan ve son derece etkili yöntem endoskopik tedavi yöntemleri. Endoskopik tedavi yöntemlerine baktığımız zaman en çok duyduğumuz balon tedavileri. Balon gerçekten de uzun zamandır kullanılan son derece etkili, yen etkisi çok az, doğru ellerde yapıldığı zaman geçici bir süre görülebilecek bulantı kusma gibi yan etkileri manipüle edebileceğimiz, düzenleyebileceğimiz bir yöntem. Balon endoskopik yöntemle endoskopi yapılır gibi mideye takılıyor. Belli bir hacme şişiriliyor. Belli bir hacme şişirdikten sonra midede bırakılıyor. Bir tokluk hissi yapıyor midede şişi belli bir volümde balon olduğu için. İki midenin peristaltisinin bozduğundan dolayı hastanın yemek yeme isteği ortadan kalkıyor. Bu belli süreler devam ediyor İşte 6 aylık balonlar var 12 aylık balonlar var bu süre zarfı içerisinde hasta diyet egzersiz ve balon tedavisi çok iyi kilo verebiliyor. Bazen bu durumlara medikal tedavi de eklenebiliyor son derece nadir oluyor ama bunu da yaptığımız oluyor. Balon türüne göre süresi bittiği zaman endoskopik olarak çıkarılabiliyor. Yeni bir balon çeşidi var. Endoskopik takılmayan, yutturularak takılan ve kendinden çıkarılan. O da o balonu kullanıyorsak da kendinden 4 ay sonra büyük abdestle birlikte dışarı çıkartılıyor. Sorun zaten bundan sonra başlıyor. Çünkü hasta belirli bir kilosunu kaybediyor. Belirli bir yaşam siteyi kendine belirliyor. Bundan sonra motive olmuş hastalar devam edebiliyor. Ama motivasyonunu kaybederlerse 2 sene sonra büyük bir hasta grubu tekrar aynı kiloya gelebiliyor. Başka bir endoskopik yöntemde bu cerrahide yapılan tüp midenin endoskopik olarak içeriden dikilmesi. İnternel plikasyon yöntemleri. Bunlar da uygulanabiliyor. Merkezimizde de yapabiliyoruz. Endoskopik olarak giriliyor. Midenin büyük kurvatur dediğimiz kısmı, büyük yani gövde kısmının büyük bir kısmı içeriden iğneyle, özel bir aparato aletiyle dikilerek mide hacmi otomatikman küçülüyor. Bu yöntem de son derece etkili yöntem. Bu yöntemi de merkezimizde yapabiliyoruz uygun seçtiğimiz hastalarda da kullanıyoruz. Müzik